Patronlar Dünyası'nda bir tweet gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim yap işlet devret diye bir prensibimiz var. Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden diyor. Ama devletin kasasından değil bir kuruş, yüz milyonlarca dolar çıkıyor şu anda. Çünkü hesapsız kitapsız verilen garantiler, geçilmeyen otoyollara devletin ödediği garanti, kullanılmayan havaalanlarına devletin ödediği garanti devletin kesesinden çıkıyor. Bir kuruş çıkmıyor diye bir şey yok. O Sayın Erdoğan'ın ifadesi doğru değil. Yatırım döneminde belki devlet kaynak ayırmıyor, evet. Ama eğer siz bunu açık şeffaf bir ihaleyle yapmazsanız, bu projeleri çok çok pahalıya mal ederseniz, bu projelere çok yüksek garanti taahhütlerinde bulunursanız, kullanılmayan otoyolların parasını devlet ödemek zorunda kalır, geçiş ücretini. Kullanılmayan köprülerin geçiş ücretini devlet ödemek zorunda kalır. Kullanılmayan havaalanlarında kullanma ücretini devlet ödemek zorunda kalır. Şu anda sadece bu garanti ödemeleriyle alakalı bütçeye konulan para, yanlış hatırlamıyorsam 30 milyar TL mertebesinde. Eski parayla 30 katrilyon. Yani rakamı mertebe olarak hatırlıyorum. Tam nokta atışı şu anda önümde değil ama bütçeye konan ve sadece bu yap işlet devlet, kamu özel ortaklıklarıyla alakalı devletin garanti ödemesi olarak bütçeye konan rakam 30 milyar TL mertebesinde, artı eksi olabilir. Eski parayla 30 katrilyon. Yani devletin kesesinden bir kuruş çıkmıyor dediği o doğru bir ifade değil. Peki. Daha şu anda mecliste görüşülen bütçeye istersen bir baksın Sayın Erdoğan yani. Çağırsın ilgili arkadaşlar, ya getirin biz bu yap işlet devletlere devletin kesesinden, bütçesinden bu sene ne kadar para ödeyeceğiz diye bir baksın. Bir kuruş mu? Yoksa 30 milyar TL mi bir görsün? Peki.